Öncelikle 3 puan aldık. Yani bunun için çok mutluyuz. Ya hafta içi çalışmalarımız hep galibiyet üzerineydi. Evet, hafta içi çalışmalarımız hep galibiyet üzerineydi. 10 kişi kalmamıza rağmen çok iyi mücadele ettik. Yani ben ilk defa forma şansı bulduğumda deplasmanımdı. Yani bu şansı bana verdiği için Ahmet Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Bana verdiği şansı elimden geldiğince çok iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Yani bu maç bizim için çok önemliydi. Devre arasında son 3 maç kaldı. Bu 3 maçı da kazanıp Allah'ın izniyle devreyi lider kapatmak istiyoruz. Öncelikle İnegöl deplasmanından galip gelmek çok güzel, çok anlamlı ve çok mutlu etti bizi açıkçası. Ama çok üzüldüğümüz taraf da var. Üzüldüğümüz taraflar da var. Maçtan önce herkesin yönetim tarafının, maç sonrasında öğreniyoruz, yönetim tarafının herkesin bu kadronun zayıf olduğunu, bu kadronun Ahmet Hoca tarafından mağlup olunacağını düşüncesi vardı. Varmış daha doğrusu. Bu çok ayıp bir şey. Biz burada bütün benliğimizde, bütün her şeyimizde çalışıyoruz. Sezon başı transfer ettiğimizde 19 tane 2000, gerisi genç oyunculardan kurulu bir takım yaptık. Burada herkes oynayabilir. Herkes oynamak üzere transfer yapıldı. Oynamak üzere bu takımdan tutuldu. Ahmet oynamış, Mehmet oynamış hiç önemli değil. Dışarıdaki taraftarlarımızın özellikle sosyal medyada dışarıdaki taraftarlarımızın kim olursa olsun burada herkesi desteklemek zorunda. Zorunda derken yanlış anlaşılmasın. Çünkü bir tane Ahmet Spor var. Herkesin bu camiye içerisinde Ahmet Spor'u seven herkesin tek bir düşüncesi var. Bu takımın şampiyon olması. Ahmet Hoca'yla, Mehmet Alaaddinoğlu'yla, Mansur'la ve onunla şampiyon olması değil. Bu takımın şampiyon olması. Biz hep söylüyoruz, hep de bunun arkasındayım. Biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin en büyük fertleri taraftarlar. Taraftarlar eğer çıkan kadroyu beğenmeyip Ahmet Hoca Allah cezanı versin, maçı sattı, böyle şey mi olur gibi söylemler olursa bu bizi kırıyor, üzüyor ama yolumuzdan hiçbir şekilde şaşırtmıyor, yolumuzdan geri çevirtmiyor. Sadece az oynayan oyuncularımız olabilir, oynamayan oyuncularımız olabilir, amatör lisansta Eren olabilir, diğer genç oyuncularımız olabilir. Hepsi hazır durumda. Uzun süre kaybetmeyen bir takımımız var. O yüzden kadro çok fazla değiştiremiyoruz ama dışarıdaki söylemler gerçekten bizi üzüyor, oyuncularımızı üzüyor, motive anlamında motive kaybı yaşattırıyor. Eğer Amespor'u seviyorsanız beni değil, futbolcularımı değil, başkanı değil, yöneticileri değil, altyapıdaki hocaları değil, Amespor'u seviyorsanız sonuna kadar destek olmak zorundasınız. Bundan dolayı üzgünüm ama galip geldiğimizden dolayı çok üzgün, çok mutluyum. Benim her oyuncum oynayabilecek kapasitede. Benim her oyuncum bu giydiği formanın hakkını sonuna kadar verebilecek kapasitede. O yüzden oyuncularımı dışarıdan bu kadar, sosyal medyadan bu kadar tepki olmasına rağmen gösterdikleri mücadele, bu anlamlı 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Hepsinin alnından öpüyorum. İnşallah bundan sonra dışarıdan bizi çok çok daha kim oynarsa oynasın çok daha güzel, çok daha iyi hem eleştiri hem de destek olur. Teşekkür ederim.